Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Her videonun altına yazılan kadınlarla ilgili bir yorum var. Kadınlar para istiyor. Bu doğru mu? Tabii ki değil. Aktif olarak zengin bir adam bulmaya çalışan ve daha azına razı olmayacak kadınlar var. Bununla birlikte de çoğu kadın ne tür bir erkekle evlilik yapacakları konusunda ya da ilişkiye girecekleri konusunda daha esnektir. Tıpkı çoğu erkeğin ideal olarak bir modelle çıkmak istemesi gibi. Ancak birçok meslek grubundaki kadınlardan da etkilenebilirler. Elbette ki aynı şey kadınlar için de geçerlidir. Kadınlar parası olan erkeklere ilgi duysa da çoğu kadın da başka tip erkeklere çekilirler. Nihayetinde bir kadınla anlaşmayı imzalayacak olan paradan çok daha fazlasıdır. Şöyle düşünebilirsiniz, birçok ortalama erkeğin bir sevgilisi var, karısı var. Bu adamlar zengin mi? Bir numara televizyonun etkisi. Büyürken etrafında iyi erkek rol modelleri olmayan erkekler genellikle kadınların bir erkekte ne istediği konusunda kafaları karışır. Başka nereye döneceklerini bilmedikleri için çoğu zaman televizyonda sitcomlar, filmler, müzik sözleri ve kadınların erkekler hakkında söylediği rastgele şeyleri analiz ederek cevap bulmaya çalışırlar. Sitcomlar, filmler, müzik videolarında kadın ve erkek arasındaki ilişkiler işlevsiz ve akıl oyunlarıyla dolu olarak tasvir edilir. Kadınları da tasvir ederken genellikle para ve güç isteyen, teklif edilemez yaratıklar ve aynı zamanda da aşağılayan, reddeden, alay eden varlıklar olarak gösteriliyor. Bir erkeğin beyni bu televizyon şovları ya da dizileriyle kadınların sadece para isteyen varlıklar olduğu düşüncesiyle yıkandığında, genellikle bu inancını da kadınların gerçek hayatta nasıl davrandıklarına bakarak doğrulamaya çalışır. Örneğin güzel bir kadına yaklaşır ve reddedilirse kadınların onu parası için istediğini ve kendisi yeterince zengin değilse bu yüzden reddedildiğini düşünür. Reddedilmesinin nedeninin parasız olduğundan kaynaklandığını düşünür. Kadınların gerçekten ne istediğini bilmek istiyorsanız bunun çoğunun hayatta kalma içgüdüsüyle alakalı olduğunu bilmelisiniz. Kadınlar kendilerini güvende ve korunmuş hissettiren erkeklere ilgi duyarlar ve evleneceği erkeğin çocuklarına iyi bir hayat sağlamak için bir evin yeme, içme, barınma gibi giderlerini karşılamasını bekler. Hiçbir kadın hadi hayatım hep beraber sefil olalım diye bir erkekle evlenmez ya da böyle bir düşünceye kapılmaz. En azından o erkeğin yeterli bir kaynağa sahip olmasını bekler. Yine de bir kadın evlenmeden önce ya da o erkeğin kız arkadaşı olmadan önce o adamdan zenginlik beklemez. Çoğu kadın şunu bilmek ister. Siz ona yiyecek ve barınma güvencesi sağlayabilecek misiniz? Modern yaşamın bazı keyifli lükslerini karşılayabilecek kadar başarılı olma potansiyeline sahip misiniz? Bunları bilmek isterler. Örneğin sinemaya gitmek, tatile gitmek, iyi bir arabaya sahip olmak ve buna benzer şeyler. Kadınların sadece çok parası olan erkeklere ilgi duyması halinde bu dünyaya ne olabileceğini bir düşünün. Sadece zengin erkeklerin kız arkadaşları ve eşleri olurdu. Gezegendeki diğer her erkek bekar, yalnız, ömür boyu sadece porno izleyerek olurdu. Açıkçası gerçek dünya sizin şikayet ettiğiniz gibi çalışmıyor. Bu dünyadaki çoğu erkek zengin değil. Ya sadece geçimini sağlayabiliyor ya da rahat bir hayat yaşamak için yeterli para kazanıyor. Yine de hala karısı veya kız arkadaşı var. Kadınları çekme yeteneği zayıf erkekler parayı bahane olarak kullanırlar. Kadınların sadece para istediğine kendini inandıran türden bir adamsan, son zamanlarda kadınlar üzerinde neden başarılı olamadığını haklı çıkarmak için muhtemelen bir bahane arıyorsun. Bunu üzerinizden atmak ve kadınlar konusunda başarısız olduğunuz için kadınları suçlamak, sahip olabileceğiniz eksikliklerle yüzleşme sorumluluğundan kaçınmanın bir yoludur. İstersen bütün gün saklan ve dünya hakkında olumsuz düşün. Kadınlar hakkında sabah akşam küfürlü konuşmalar yap.
ki yapıyorsunuz. Fahişeler, kevaşeler, para istiyorlar, altın arayıcısı, maden olmadan çıkmazlar, cüzdanlara çok düşkünler, birçok şey yazıyorsunuz. Bunu geçenki videomda da anlatmıştım. Bunları engelliyorum. Gerekirse de bilişim suçlarından dolayı bu yazıları yazanlara dava açacağım arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Ama gerçekten durumu anlamadıkça, kadınların yaşadığı gerçeği durup anlamadıkça hiçbir şey iyiye doğru gitmeyecek ve değişmeyecek. Kadınların sadece para istediği fikrine takılıp kalırsanız, değerli hayatınızın çoğunu ve dikkatinizi gerçek konulara odaklamadan boşa harcamış olursunuz. Örneğin bir erkek, kadınların yanında birazdan sayacağım çekici olmayan özelliklere sahipse, bu adamın parasının olup olmaması gerçekten kadın için önemli olmayacaktır. Hatta çoğu kadın onunla ilgilenmeyecektir bile. Bu erkekler şunlar: kendine güveni yok. Hoşlandığı kadınlarla konuşurken gergin ve rahatsız. Kadınlara kendinden emin, rahat bir tavırla yaklaşmak yerine özür dilercesine bir tavır takınan erkek. Çekici bir kadınla ilginç bir söyleşi yaparken zorlanıyor. Örneğin işi gibi sıkıcı şeylerden bahsediyor. Veya arka arkaya çok fazla soru soruyor. Ve kadını gergin, rahatsız hissettiriyor. Vücut dili erkeksi havasından oldukça uzak. Yani kadınları cezbetmekte asla başarılı olamayacak. Gerçekten iyi, kibar ve düşünceli olduğu için kadınlar tarafından sevilebileceğini düşünen erkek. Bir kadınla flört etmek ve baştan çıkarma konusunda hiçbir şey bilmeyen erkek. Bu arada baştan çıkarma cümlesini çok yanlış anlayanlar var. Arkadaşlar, baştan çıkarmak demek birini etkilemek demek, aklını başından almak demek, onu yatağa atmak demek değil. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Saçma sapan yorumlar yapan, izlediğini yorumlamaktan aciz bazı zavallı yaratıklar var. Onlara buradan seslenmek istiyorum. Aptal ve sığ düşüncelerinizi kendinize saklayın. Baştan çıkarmak demek Nuri Alço gibi içkisine veya gazozuna ilaç atmak demek değildir. Onu konuşmalarınla etkileyebilmek demektir. Konumuza dönecek olursak, bu erkeklerin özelliklerinden bahsediyoruz. Bazı erkekler öylesine bağnaz bir düşünceye sahip ki bir kadını baştan çıkarmanın, flört etmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Hatta bir erkeğin seksle ilgilenmeyen, kibar bir beyefendi olması gerektiğini düşünüyor. Çok az ya da hiçbir arkadaşının olmaması bir kadının bir insan olarak onun güvenilirliğini sorgulamaya neden olur. Sonuçta kimse onunla arkadaşı olacak kadar güvenmiyorsa kadın neden güvensin? Hayatta hırs ve amaçtan yoksun erkek. Hiçbir yere gitmeyen ve hiçbir yere gitmeye niyeti olmayan böyle bir erkek çoğu kadın için zaman kaybı olarak görülür. Sonuç olarak çoğu kadın hayatlarının geri kalanını birlikte geçirebileceği bir erkek arıyor. Hırsı olmayan erkek tuzu olmayan yemek gibidir ve çekiciliğini çabucak kaybeder. Bu saydığım erkeklerin özellikleriyle kendiniz arasında bir bağlantı kurabiliyorsanız, o zaman kadınların para istemesi konusunda endişelenmeyi bırakmalısınız. Dikkatinizi bir erkek olarak kadınlara daha çekici olmaya odaklamanız gerekiyor. Kadınların yalnızca erkeklerden para istediği konusundaki yanlış inancınız, kişiliğiniz, güveniniz ve çekiciliğinizle kadınları cezbetme konusundaki doğal yeteneğinizden faydalanmanızı engelliyor. Kadınları banka hesabınızla değil, kim olduğunuzla etkileyebilirsiniz. Milyonlarca başka erkek bunu yapıyor. Sen de yapabilirsin. Zaten şunu biliyorsunuz. Para var olmadan önce erkekler kadınları cezbetmeyi, üremeyi ve bir ilişkiyi ömür boyu sürdürmeyi başardılar. Tabii ki makineyi çalıştırmak için paraya ihtiyaç duyan bir kültürde yaşıyoruz. Ancak bir kadının bir erkeğe çekilmesi tamamen parayla ilgili değil. Dışarıda kapıcı, otobüs şoförü, öğretmen olarak çalışan milyonlarca erkek var.
ve bunlar hala sevişiyor, evleniyor, kız arkadaş ediniyor. Evet, katılıyorum. Bazı kadınlar zengin adam ister. Hatta zengin erkek bulmak için her şeyi yapar. Bununla birlikte kadınların çoğunluğu farklı arayışlardadır. Cazibe. Evet sevgili arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.